Canlarım merhabalar. Bugün daha elime hiç kamerayı alamadım. Çünkü daha yeni müsaitim. Şu an bile müsait değilim de. Hemen size göstermem gereken bir şeyler var. Onları göstereceğim. Ondan sonra işime gücüme bakacağım. Bugün evi süpürecektim, silecektim. Yapamadım. Ceren dedi ki erken gel. Kahve içeriz dedi. O yüzden ona biraz erken gittim. Erken gittiğim için de kırarsın onun ağzını. Şu saçma salak şeyi aldı Çınar ha Özgür'den. Getir gösterelim. Getir ver gösterelim. Bunu aldı. İçinde ne var bilmiyorum. Anne, bunun içinde var. Açamayacağım. Yok içinde bir şey aldı. Bakayım bir. Ver. Buradan ses çıkıyor gibi. Bakacağız. Ses çıkıyor gibi anne. Açamayacağım. Şuraya oturayım ben. Allah'ım oturacak yer yok. Her yer kırıldı. Her yer. Şey yapacağım. Hemen şöyle fantonla süpüreceğim. Hadi açayım. Nasıl açtın bunu şimdi? Bu hayır olmadığı için açılıyor mu? Açılıyor. Hani? Çınar. Bu içinde hiçbir şey yok. Var. Ha patlayan şeker varmış. Patlayan şeker var. Patlayan şeker var sen onu yiyemezsin kendicim ya. Yiyorum anne. Onu kızar diye büyüyor. Onu kızar diye büyüyor. Kekler diye büyüyor. Açılsın. Açılsın. Ne çıkıyor şimdi? Patlayan şeker var şimdi. Patlayan şeker var. İki tane böyle. Saçma sapan. Bir de çıkartmalar çıktı bak yapıştırmalar. Böyle patlayan şeker var mı? Patlayan şeker bu işte. Bunun içinde küçük küçük şekerler var. Çekti mi? Hadi bir açayım istersen. Bir açayım abi. Ay. Ay. Bak. Bak. Ben burnumu sıkıştırayım ben. Ben de şey cin çıktı. Aaa cır acıdı patlayan şekeri ver şalım dur. Açayım anne içinde çekil. Kapıyı aç. Ama sen korkarsın bu patlıyor bak dilinin altında pıt 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 pıt. Anne, ama ben ondan korkmam anne. Biz annem açıp çevireceğim. Yiyemeyeceğim. Anne buncayı çıkartayım mı? Çıkart bayağı. Tamam. Hadi çıkarayım buncayı. Ne yapıyorsun? Gel sen suya yapıştırabilir. Suya. Ne saçma mı oğlum? Duvara yapışır mı hiç? O yapışır. Defter getir defter yapıştıralım. Bir defterim yok. Bir sürü defterin kitabı var ya. Gitsin kitabını yapıştıralım. Dolapta. Pepe çıpak mı? Pepe çıpak yok ki. Ev toplanacak. Fantonu şöyle üstten bir süpürmem lazım. Ay. Çınar Ceren'lere bıraktım. Oradan işte eğitime gittim. Bugün trafiğe çıktım arkadaşlar. Trafikte iyiydim yani problem yok. Park etmeden problem yaşıyorum. Arabamı yapacağım mı? Araba yapışır mı oğlum? Saçma mı? Hayır. Defter getirdim sana. Ama defterden çıkıyor anne. Defteri güzel yapışır onlar. Arabaya falan yapışmaz. Kalkar. Ondan sonra araban çok kötü olur. Karnım aç. Ama defterden çıkmıyor anne. Bana yapışmaz oğlum. Yapışır. Defterden çıkmıyor anne. Defterde kurulursa ya. Defterde kurursa. Hı, bir şey olmaz. Kuruyacak derde. Niye kurusun oğlum? Zaten yapışkan o. Hadi yapacağım kuru. A101'e uğradım canlarım. Bir tane A101'in parlatıcısını aldım. Hiç onunkini almamıştım. Ben bunu bulaşık makinesi için almıyorum. Lekeler için alıyorum. Halı, koltuk, kanepe fark etmiyor. Bir şey döküldüğünde. Ne aldım başka? Şu kaplardan bunu aldım. Yardık. Şunlardan aldım arkadaşlar. 5 liraymış tanesi. Çok hoşuma gitti. Bir de yuvarlağı vardı. İkisi de aslında çok hoşuma gitti. Aslında iki tane de yuvarlağından almak istedim ama dedim Çağla abartma. Böyle bundan al. İki tane bu kaplardan aldım. Ne bileyim içinde her şey olur. Salata, patates salatası, arkadaşlar, mısır patlatılabilir. Arkadaşlar bunu yağacık. Bunu da yağacık arkadaşlar.
yemeğimizi bir tanesini tamam. atacağım. Hayır, yemeğini yedikten sonra bir söz verdim. Hayır. Bir tane mavisini aldım arkadaşlar. Yani anlaşılan bir mavi bir pembe aldım. Şöyle çok hoşuma gitti. Yani bir mısır patlattığımı da bunun içine koymak istiyorum. Bence çok şık. Yani ıvır zıvırda bir şeyler aldık. Şimdi Çınar'ın karnını doyuracağım. Yemeğini yedireceğim. Ondan sonra ıvır zıvırını yiyebilir. Günaydın canlarım. Bugün evde temizlik var. Arka balkonu şimdi yıkadı eşim. Ben de çarşafları değiştiriyorum. Bakayım temiz yıkamış mı? Sağ olsun. Yıkamış yani. Sağ olsun. Yıkadığı bile yeter çünkü dışarısı soğuk arkadaşlar. Balkonlar da çok kirlendi. Mecbur yıkanması gerekiyor. Banyo tuvalet de hallenmesi gerekiyor. Buranın falan camı açık, halısını falan çırptım, kaldırdım. Güzelce yerleri süpüreceğim, sileceğim, toz alacağım. Balkonlarda eşim yıkadı, o da aradan çıktı. Banyom, tuvaletim hallolacak. En sonunda mutfak dolaplarımın dışını sileceğim arkadaşlar. Bugün bütün işimi bitirmek istiyorum. Çünkü yarın eğitim tekrar başlıyor. Bugün eğitim yoktu. Fırsattan istifade evimin işini yapayım. Çünkü eğitime 1:45'te gittiğim için arkadaşlar işlerimi yetiştiremiyorum. O yüzden yarın da sabah güzel güzel kahvaltımızı yaparız. Toplarız, birlikte gideceğiz. Nova'da ya da dinozorlar gelmiş. Çınar'ı da oraya götüreceğiz sonra, benim eğitimden sonra. Böyle yani. Bugünden bu işler bitmesi gerekiyor. Gece yarısına kadar da olsa bitecek inşallah. Bize kolay gelsin. Vlog niye çekmiyorsun Çağla derseniz, her zamanki yaptığım rutin işler. Son zamanlarda zaten 3 tane ayrı ayrı temizlik videosu atmıştım arkadaşlar. Çok fazla sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden hızlıca da pratik bir şekilde yapmak istiyorum. Tripodla falan uğraşmak istemiyorum. Böyle. 5 dakika mola verdim. Bittim arkadaşlar. Yani evi dip köşe süpürüp silmek beni gerçekten öldürüyor yani. Şu üstten süpürmek 5 dakikamı almıyor yani. Ama koltuklar, kanepeler, mobilyalar çekilip arkası süpürüp silindiği zaman gerçekten ölüyorum. Gerçekten bitiyorum ya. Çok yoruluyorum. Şu an sadece mutfak kaldı arkadaşlar. Koridoru falan da sildim, şimdi kuruyor. Halısını sereceğim. İşte sonra tek mutfak kaldı. İşte burayı süpüreceğim. Şu halısını falan süpür, çırparım balkondan bir. Sileceğim. Ondan sonra ne iş kaldı Çağla diye sorarsanız, banyo, tuvalet ve mutfak dolaplarının dışı silinecek. Sabahtan da buzdolabının içine rafları siliverdim şöyle. Bir şey dökülmüş. İşte mutfak dolabı dışları silinecek. Banyomla tuvaletim hallolacak. Yıkanacak çamaşırlar var. Onları yarın atarım. En sonunda duş alacağım artık. Karnımı falan doyururum ama ben bunları bitirene kadar saat kaç olur bilmiyorum. Bugün işte eşim gececi saat 5'e geliyor. Geç başladığım için arkadaşlar iş geç bitti. Bir de yapmam gereken farklı işler vardı. Çarşafları falan değiştirdim. Normalde erken başladığım zaman genelde bu saatlerde benim işim bitmiş, yemek pişiriyor olurum. Bir de yemeğim var. Sıkıntı yok. Böyle. Yani iş bittiği zaman tabii ki onun ayrı bir mutluluğu var. Rahat edeceğim. Yarın sabah tertemiz bir eve kalkacağım. İşim gücüm olmayacak. Güzelce kahvaltımızı hazırlarım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra işte saatimiz gelince gideriz. Ben eğitimimi görürüm. Çınar'la babası oyalanır orada. İşte alışveriş merkezi var. Ondan sonra da oradan Nova'da'ya geçeceğiz işte. Nova'da da gezineceğiz bakalım. Çınar'ı dinozorlara götüreceğiz. Böyle. Evet canlarım, benim bütün temizliğim bitti. Şükürler olsun, halı kaymış. Bugün bir azimle bütün temizliğimi bitirdim. Şuraya da fasulyemi yıkadım. Fasulye ısladım arkadaşlar. Bakalım bu sefer ölçülü ısladım. Şu su bardağıyla 2 su bardağı ısladım. Kameram
Ya kamerama şey olmuş, buhar gelmiş. Bakalım nasıl olacak ölçülü. Eşim patates yemeği yedi, onun vardı. Bir de makarna yedi. Çınar da peynirli makarna istedi işte. Böyle peynirli makarna yaptım. Çok güzel olmuş. Kendim de artık yani bir ziyafet çekmeyi hak ettim. Gerçekten akşama kadar arkadaşlar çok yoruldum. Bütün işleri bitirdim. Banyo, tuvalet, dolaplar, her şey bitti. Şöyle kendime de ben dünden bir paket şey çıkarmıştım. Kanat ve incik çıkarmıştım. Neyse göstermeyeyim çok fazla. Canınızı çekmesin. Hamileler vardır aramızda. Tabağıma biraz makarna koyacağım arkadaşlar. Hatta makarnayı 2 kaşık falan yani koyarım. Bir de bunlardan koyacağım. Bir koyarsam biraz da yoğurt koyarım. Ondan sonra yemeğimi yiyeceğim. Daha yemeğimi yemedim. Saat kaç? Saat 7.40. 8'e geliyor. İşte eşim de biraz önce çıktı. Daha doğrusu biraz önce dediğim bayağı olmuş. 7'ye gelirken çıktı o. Böyle işte canlar. Çınar'a da biraz tabletten oyun açtım. O da tabletten oyun izliyor. Çünkü yani oyun izliyor dediğim çizgi film izliyor. Sıkıldı çocuk. Böyle. Durumlar böyle. Günaydın canlarım. Ay ben kalktım. Çınar hala uyuyor. Eşim işten geldi. O da onun yanına yattı. Dışarıda çok yağmurlu bir hava var. Yani gece bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar. Korktum hatta yani sesinden. Çok çok yağmur yağdı. Balkonuma baktım kirlenmiş mi diye de. Çok fazla kirlenmemiş. Yani biraz böyle yağmur gelmiş ama. Malum daha dün yıkandım. Böyle. Hala da atıştırıyor yani. Ben de kahve suyumu koydum. Kahvemi içeceğim. Kendime geleyim. Sonra zaten biraz sonra da oğlum kalkar. Onun kahvaltısını hazırlarım. Sabah sabah ben ne yapıyorum canlar? Hamar attım işte. Hamar atmamak böyle bir şey. İnsan kendini över mi ya? Yağımı koydum. Soğanımı kavuruyorum. Neden? Çünkü dün akşamdan kuru fasulye ıslamıştım. Şu su bardaklarıyla şu an içinde süt var. Kusura bakmayın. Çınar'ın sütü, artan sütü var. O bardaklarla 2 bardak. Sizlerin dediği gibi arkadaşlar ölçülü ısladım. Yani iyi yani bence gayet iyi. Yani biraz aslında 3 bardak ısıtsam daha mı iyi olurdu ki? Bilmiyorum, piştiği zaman göreceğiz. Bir yandan kahvemi içiyorum hala. Bir yandan da boş durmayayım dedim. Daha Çınar yatıyor, uyuyor. Yani saat kaç? Saat 10.30 oldu arkadaşlar. Daha Çınar uyuyor. Maşallah mı desem, demesem mi bilemedim. Çünkü 15 tatilden sonra Çınar yani ikinci dönem sabahçı olacak arkadaşlar. 8'de okulda olacağız. Yani 8-8.30. Yani 9'a kadar yolu varmış. Ama tabii bir şeyleri kaçırsın istemediğim için illaki saatinde götürmek isteyeceğim. Nasıl kalkacak bu çocuk bilmiyorum. Gerçi kahvaltı falan yapmayacak. Kahvaltısını orada yapacaklar. Bu arada bu A101'in salçası arkadaşlar, normalde teneke salçalar küflenir. Maşallah diyorum, bu A101'in salçası hiçbir şekilde üstüne yağ falan koymadım.
Şu kendi su gibi bir şey. Ben koymadım yani. Geçenlerde kayınvalidem geldiğinde koyduysa bilmiyorum ama ben koymadım. Yani küflenmedi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Uyandı mı? Şimdi arka hafta arkadaşlar, üzerine giydirdim, pijamalarını çıkardım. Bakalım ne yapıyor oğlum. Ay, evim derli toplu, bir bakın. Tertemiz, dün temizliğimi yaptım. Aşk bebeğim benim. Gözleri şişmiş. Aşkım. Günaydın de. Baktım. Günaydın, bak. Öteki şeymeye de ötekiye kalk. Böyle süveter ya da yelek kesin giydiriyorum arkadaşlar sabah kalktığımda. Ay bak. Ege'ye kalk. Öteki şeymeye de ötekiye. Sen de seviyor musun oradaki? Sevmiyorum. Neden? Sen hangi hayvanı daha çok seviyorsun? Ben köpek kediyi seviyorum. Evet. Çınar'ın pembe köpeği. Gece olmazsa olmazımız, bunsuz asla yatmıyor. Anne öpücük ver bir tane. Karnı acıktı mı? Acıktığı zaman söyle bana, kahvaltını hazırlayayım, tamam? Tamam. Baban simit almış. Simit mi? Evet. Sever misin? Sevmiyorum ki köpeğime de. Olur, köpeğine de ver. Babası simit almış. Şuraya koymuştuk. Buraya koymuştu. Bugün değişik bir kahvaltı yapsın Çınar, simit yesin. Yemeğimi de koydum arkadaşlar. Güzelce kavurdum. Yani bildiğiniz klasik kuru fasulye. Kıyma, et hiçbir şey katmadım için. Eşim sevmiyor çünkü. Ne zaman katsak bozuşuyoruz. O yüzden katmadım. Arka bölgeyi de aldım. Bakalım kaynasın. Yemeğim hazır olsun. Pilavımı şimdi yapmam. Geldiğimiz zaman yaparım. Bugün dediğim gibi eğitime gideceğiz. Oradan da biraz Novada'ya falan gideceğiz, gezeceğiz. Eve geldiğimde de yanına pilavını yaparım, salatamı yaparım. Yemeğimizi yeriz böyle işte. Saçmalama anneciğim. Canlarım ben gittim geldim. Tamam, ver onları bana. Ver. Abi. Ver onu da ver. Ama bu tarzda kek yeme. İçine karıştıracağım. Kek yeme anne, kek yeme. Tamam anneciğim. Konuşmama izin verecek misin Çınar artık? Bir küçük tencere kalmamış. Büyük tencere çıkar. Arkadaşlar ben gittim geldim. Şeye gittim geldim işte. Merhaba. Güzergah arabasını. Merhaba arkadaşlar. Kekim anne, kekim bunca bugün geri koyuyorum, kekim. Hayır oğlum, koyma. Yoğun olsun diye yapacağım onu öyle. Ama bu kekim sadece. Gittim geldim, hocam değişmiş. Tülin Hoca vardı. Tülin Hoca'nın sanırım babası rahatsızlanmış. O gitti, Sibel Hoca geldi. Tülin Hoca'yı da çok seviyorum, Sibel Hoca'yı da çok seviyorum. Yani bir şey fark etmiyor benim için. Hani hangisinin olduğu çok daha şey değil. İkisini de seviyorum. Ama Sibel Hoca'yı tanıyordum merhaba önceden. Tülin Hoca'yı tanımıyordum. Böyle yani bundan merhaba sonra sınav gününe kadar Tülin Hoca'yla çalışacağız. Yine aynı güzergah çalışıyoruz arkadaşlar. Trafik falan işte. Trafiğe çıkıyorum. Akçay yoluna. Sonra oradan eski Akçay yoluna geçiyoruz. Orada işte park çalışıyoruz. Rampa çalışıyoruz. Dur kalk. Sinyal. Bu şekilde anne, yani. Anne bu ne? Bu ne için kullanacaktık? Bu ne? Puding ne için kullanacaktık? Puding için oğlum. Ne? Puding için. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi Çınar puding istedi. Geri gelmez zaten işim gücüm de yoktu evde. Kahve içecektim ama pudingi yapayım. Soğurken ben de kahvemi içeyim dedim. Şöyle bir tane çikolatalı pudingle bir paket çikolata sosu karıştırıp yapacağım arkadaşlar. Daha yoğun güzel olsun diye. Ya anne, pudingdeki. Anlatamıyorum. İnanın anlatamıyorum. Köpekler için anne. Oğlum köpekler için yem olur mu o? Çikolata sos. Hayır, diyor ki elindeki diyor puding diyor. Bu benim elimdeki köpekler için yem diyor. Bu diyor puding değil. Bu bozuk değil ki anne. Şimdi böyle şey çıkıyor
Anne baksana. Bak şimdi birlikte açacağız. Göreceksin puding olduğunu. Tamam mı? Neden ona o kadar farklı bir bakış açısıyla baktığını söyler misin? Anne. Aç bak. Gibi bak. Tamam bakacağız. Bak bakalım. Neymiş o? Kokla. Ne kokuyor? Biraz çamur kokuyor. Çamur mu kokuyor? Evet, biraz kum kokuyor. Bakayım anne. Ben de kokuyor. Elin değil mi? Biraz kum kokuyor anne. Biraz ekşi kokuyor. Ekşi kokuyor. Tamam evet. Pişireyim bakalım beğenecek misin? Bay bay de. Bay bay. Var daha çünkü de o yüzden. Bunu dolaba koyalım. Hadi ya. Sen ne yaptın? Beni özledin mi ben yokken? Evet yokken özledim seni. Ne kadar özledin? Çok özledim. Babanla ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Oynamadınız mı? Oynamadık. Neden? Çok istemiyordum. Tabletin şarjı doldu mu acaba? Ne yapacaksın tabletin şarjı dolsa bile? Oynayacağım. Ama sen oynayacağım ama yaş verdi. Anne. Canlarım pudingim oldu. Size bir şey tavsiye etmek istiyorum. Puding yaparken arkadaşlar, çikolatalı puding yaparken özellikle içine bir pakette çikolata sos katarsanız gerçekten daha çikolatası yoğun oluyor. Daha lezzetli oluyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Çınar'a özel olarak şöyle iki tane yaptım arkadaşlar. Tabii bunlardan da yiyebilir. Ama bu kaseler tam ona göre oluyor. Hani hepsini bitiriyor. Bunlar bazen fazla gelebiliyor. Bunun birisini ben yerim, birisini de eşim yer. Bir tane fazla olacak. O da ya kalır ya eşim yer. Yemeyi düşünmüyorum ben. Hayırlısı artık. Merhabalar. Tekrardan. Çok karışık bir blok oldu. Kusura bakmayın. Ama inanın arkadaşlar, vlog çekmeye vakit bulamadım. Bulamıyorum. Diyeceksin Çağla çok mu yoğunsun? Hayır. Aşırı derecede yoğun değilim ama işlerim vardı arkadaşlar. İşlerim olduğu için de vlog çekmeye vakit bulamadım. Bir de şöyle bir durum var. Vlog yani çekecek bir anım olmadı diyeyim yani. Yalan söylemeyeyim. Şu an Çınar içeride çıldırıyor arkadaşlar. Neden? Kumandalı arabasının arka lastiği çıkmış. Kaybolmuş yani daha doğrusu. Onu bulamıyor ve çıldırıyor. Şu puding yaptığım tencereyi ortadan bir kaldırayım. Yıkayım elimde. We'll be right back.
var. Şimdiki. Benim oğlum puding yiyor. Kalan pudingini yiyor. Ben de... Anne şu an sen ne yapacaksın? Efendim? Tamam, pis olsun, ben silerim aşkım. Sen yiyebilirsin rahatla. Arkadaşlar şöyle bir su bardağı, kuplu bardağımla pilav yapacağım. Değil mi aşkım? Evet. Değil mi bebeğim? Evet. Değil mi kuşum? Vermem seni ellere vermem. Allah şahidim olsun vermem. Seni ellere vermem. Burada ılık su vardı. Anne bitti. Bitti mi? Evet bitti. Güzel ama iyi mi? Güzel. Ama yeter oğlum. Daha onu sıyıralım var şimdi. Anne yanında ben yiyorum. Onu da sen yiyeceksin. Ama onu da akşam ye, tamam mı? Şimdi karnın ağrıyabilir çünkü. Hepsini yersen şimdi. Hepsini yemeyeceğim anne. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çırçabın mı burada? Ondan bir alacağım. Senin suyun değil. Biraz bardağımı dağıtacağım anne. Bak meyveli bardağı koydum bunda. Anneciğim ben onu ölçülü içiyorum. Niye bu sana benim içtiğim su sana bu kadar cazip geliyor ki anlamıyorum. Bu kadar var bak. Tamam sen ona iş etmezse ben sana bir daha bulurum. Evet bunu ısıtadım. Su koyacağım şuna. Yetmedi. Yetmedi mi? Dur bir dakika. Aslanım hiç. Ne koydum ben? Bir bardak mı koydum su? Ay vallahi bilemedim. Bilemedim. Kafam karıştı. İki bardak su koydum arkadaşlar. Pirincim de biraz şu bizim tereyağından açacağım da şunu tereyağına koyacağım. Yani tereyağı diyorum sana ya. Anlayın işte. Kendime çevireyim bari. Ay. Böyle işte. Uğraşıyorum yani. Şehriye de çıkaramam. Şeylerimde bu arada bu kaplarımı çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki de almışım. Çok hoşuma gidiyor. Artık altını açacağım. Biraz sıvı yağ katacağım. Zeytinyağım da yok bitti. Abacığınız ne zaman olacağız bilmiyorum.
Ben kendim yemeyeceğim arkadaşlar. Eşim de pirinç pilavını bol yağlı seviyor. Kuru kuru sevmiyor. Anlayacağınız. Ama işte burada lale çizdiği için lale çiziyor, değil mi? Ama burada lale çiziyor. Bak şimdi diyor ki, kırmızı sende mi? Evet. Az ama hangi saksıda daha az lale var? Burada. O zaman buna bir tane, 3, 4, 3, buna çizmişiz lale zaten. Ne diyor, hangi renk laleler çok? Hangi renkte olan laleler daha fazla? Ne renk bunlar? Bilmiyorum. Bak bunun aynı renk. Gördün mü? Sarı mı? Sarı. Aferin sana. Bıçak mı? Evet. Şimdi anneniz için çiçeği çok olan bir buket resmi çizelim. Buraya bir tane çiçek çiz. Hadi çiçek çizelim, çiçekler. Tamam. Bunun aynısını yapmaya çalış, tamam mı? Tamam. Ben de çizeyim şöyle bir tane. Tamam ben. Bak şöyle yapacaksınlar. Bak şöyle yapacaksın. Bir tane. Şuraya yap benim. Şöyle bak. Dur. Tut kalemini önce güzelce. Şimdi böyle böyle. Şimdi de böyle. Kırsapını yapalım mı? Yap bakalım ya. Şimdi bir tane sen çiz bakalım. Ama ben çizemiyorum. Çizersin, dene bakalım, belki çizersin. Kafana göre çiz, nasıl çizersin? Ama ben sadece ağaç çizeyim ya. Çizemiyorum, ağaç çizeyim. Tamam, ağaç çiz. Tamam, bak kocaman yapacağım şimdi. Ama bak şimdi kocaman yapacağım. Yap bakalım. Şuraya boş yere çiz, boş yere. Buraya yap. Bak şimdi böyle. Aha. Şuraya yapsana. Çizimi de anne suya yapacağım. Şöyle koyalım. Ay. Aa, yapamadım anne. Ertesi sayfaya geçelim bakalım orada ne diyor. Thank you.
bunca yeşil biçeceğim. Çok varmış. Aferin sana. Ama ben bunca yeşil biçeceğim anne. Bitirirsin anne. Acelemiz yok. Ama ben yorulurum anne. Bak elimi yorulmaya başlamış. Biraz dinlendir elini. Biz hala etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Pilavım falan bitti. Yani pişti. Kapadım. Piştim ben piştim. Şimdi bu sayfayı da bitirdikten sonra şey yapacağız. Ama bunu biçeyim hadi. Salata yapacağım. Ama bunu biçeyim hadi. Tamam ben seni bekliyorum zaten bitir. Salata yapacağım arkadaşlar yanına. Bu saçımı da çok kabarttıysam böyle. Ondan sonra yemek hazırlayacağım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ben videomu sonlandırdım. Ben biraz dışarı çıkartacağım. Tamam birazcık çıkarmışsın. Önemli değil o kadar çok. Düzeltiriz. Videomu burada bitirmek istiyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Biraz karışık bir vlog oldu ama. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Hala ailemizde abone değilseniz, ailemize girmediyseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı, destek çıkmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım yarınki vlogda görüşürüz diyorum. Bay bay da oğlum. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.